İstanbul Üniversitesi Web Televizyonu'ndan herkese merhaba. Ben Batuhan Niçal. Deplasman'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni, spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Ayan. Mehmet Bey, Deplasman'a hoş geldiniz. Merhaba canım, hoş bulduk. Aslında biraz da biz hoş geldik. Yani teşekkürler bizi burada ağırladığınız için. İstanbul Üniversitesi'nin yerine gelemediğim için, çok uzak olduğu için, daha doğrusu uzaklık da değil. Yani trafik, araba, otopark, sizi çağırdım. İyi ki hoş geldiniz. Lig Radyo'yla birlikte görmüş olduk. Evet, Beyazıt biraz ters kalıyor sizin yerinize. Önce kısa bir gündemi değerlendirelim istiyorsanız. Tabii gündemin ilk sırasında Şampiyonlar Ligi var. Dün yani unutulmaz bir maç. Şampiyonlar Ligi klasikleri arasında geçecek bir maç. İşte Pochettino'nun gözyaşları, Ajax oyuncuların son düdükten sonra yere yılması, Moura'nın asist, hat-trick'i. Nasıl değerlendirirsiniz dünkü maçı? Bir akşam öncesinde Barcelona-Liverpool karşılaşması ile beraber değerlendirmek lazım. Şampiyonlar Ligi zirvesini yaşıyor artık her şey. De olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de bir Nirvana'nın söz konusu olduğunu düşünebiliriz. Ve çok doğru bir futbol yapılanmasının bir pazarlamasının sonucu. Ama bu pazarlama kuru bir pazarlama değil. Ortada doğru bir ürün var, doğru bir mal var. Nasıl ki Liverpool 4-0'ı bulur mu diye böyle bir kendi kendimize acaba mı diyor idik. Ama bu tarafta hiç acabaya yer bırakmayan muhteşem bir Tottenham performansı gördük. Diyeceksin ki abi son dakikada gelen bir performans. İlk yarıda da aslında herkes Ajax turu geçti demişti ama sanki. Ama oyunun olgunlaşması Tottenham'ın daha lehineydi. Çünkü Ajax nispeten genç bir takım. Ama yani unutulmasın ki bu yıl başında 50 milyon euroluk bir transfer bütçesi vardı bu takımda. Yani öyle her şeyde altyapıdan değil. Ama sanki oyunun olgunluğu maçı hele hele ilk golden sonra beni tamamen sadece gol geç geldi. Şimdi benim söylemek istediğim başka bir şey var bu konuda. İki tane İngiliz takımı finalimiz falan değil. Şuna çok inanıyorum. Arjantinli Pochettino tırnak içinde genç bir hoca gibi görülebiliyor. Pochettino tamam eyvallah. Çok önemli bir lider belli. Ama getirsene Pochettino'yu Bursaspor'un başına. Yani bir oyuncu grubu var. Oyuncu grubunun yetenekleri var. Oyuncu grubunun yapacakları var. Bu sadece hoca ve oyuncu grubuyla da yapılacak bir şey değil. Bir lider var ki o lider işte o oyuncu grubunun beslenmesinden tut da dinlenmesine, o oyuncu grubunun sosyal hayatından tut da davranış modeline kadar bazı şeyleri liderlik ediyor. Bu liderlik bizim anladığımız Türk tipi hötsöt liderlik değil. Demek ki Pochettino Tottenham organizasyonunun zorluklarla geçtiği stadın yeni yaptığı bu günlerde öyle bir liderlik etmiş ki fizyoterapistini, beslenmeyisini, diyetisyenini, ne bileyim aşağıda güvenlik görevlisini, şoförünü, otobüsünü hepsini doğru organize etmiş ya da Türk'teki bir liderlik bu ya da böyle doğru organize etmese bile bu organizasyon içinde pek çok insan görev tanımlarına birbirlerine hiç dokunmamışlar, değmemişler. Demek ki doğru yapılan şeyler bunlar. Biraz yani, da işte Fatih Terim tipi mi liderlikten değil, bahsediyorsunuz? Değil. İngiltere'de böyle bir şeyden bahsedemeyiz ama Pochettino demek ki sahanın içerisindeki takıma hakim olmuş ama saha dışındaki organizasyonla güçlü bir organizasyon ki bu başarı geliyor. Bu sadece iyi oyuncuyla, iyi hocayla olmaz. Ya da bu sadece dışarısının çok harika olması, örneğin Kasımpaşa gibi, örneğin Başakşehir'in dışarıdakinin çok iyi olması olmaz. Hep bir bütün olacaktır ve bence bugün Pochettino övgüleri son derece doğru. Ben de övgüde bulunuyorum ama o övgüyü biraz daha Pochettino'nun liderlik ve organizasyon övgüsüyle bütünleştirmek lazım geliyor bana. Doğru. Programın başında da bahsettik. İşte Şampiyonlar Ligi'nin belki de en unutulmaz sezonlarından bir tanesine tanıklık ediyoruz. Yani bir sayışta benim aklıma ilk gelenler işte ilk baştaki turlarda United'ın Paris Saint Germain'i elemesi, ondan sonra Ajax'ın işte önce Real Madrid sonra Juventus'u elemesi. Juventus'un yine Atletico Madrid'i 2-0'dan 3 yani attıran Ronaldo hat-trick yaptı. Öyle bir şekilde elemesi. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en unutulmaz sezonu diyebilir miyiz bu sezon için? Dedik bile bitti. O zaman şimdi gerçi diğer medya kuruluşlarında en azından İngiltere'de atıyorum. Şampiyonlar Ligi'nden Premier Lig'e biraz daha dönmek kolay olacak ama bizim için herhalde biraz daha sancılı bir geçiş süreci olacak. Süper Lig'e geri dönmek bu maçların ardından. Ama biz dönelim. Galatasaray Lig'in bitimine 3 hafta kala liderlik koltuğuna tekrardan oturdu. Olcay Şahan'ın da tabiriyle Galatasaray şampi diyebilir miyiz? Yok, şampiyon diyebiliriz. Eğer Başakşehir Sivas'ı yense ben hala İbre'nin Başakşehir lehinde olduğunu düşünenlerdendim ama Başakşehir sen gidip Göztepe'yi, Sivas'ı ve Rize'yi 3 maçta 7 puan bırakırsan orada artık arkamdan güçlü bir Galatasaray geliyor. Ben Rize maçının da tamam futbol sahası için zor olabileceğini tahmin ediyorum ama Galatasaray Rize maçını kazanacağını ve Başakşehir maçına da zaten Olcay'ın dediği gibi şampiyon olarak çıkacağını. Yani Başakşehir Galatasaray maçının 0. dakikasında kick-off'unda Galatasaray o maçı kazanıp şampiyon olacaksa Galatasaray o maçı kazanır şampiyon olur. Nokta. Yani Rize maçı zor mu? Evet. Ben de bakıyorum, ölçüyorum, tadıyorum, bakıyorum. İşte Belhanda yok falan. Kart cezalısı falan diyorum ama
Galatasaray oraya geldiyse Rize'yi de paketler. Aslında Başakşehir'i de spor medyasında belki de en yakından tanıyan gazetecilerden bir tanesiniz. İşte kulüp yapısını olsun, Abdullah Avcı'yı olsun, Başakşehir kulübünde. Çoğu maça da gidiyorsunuz zaten. Başakşehir'in son birkaç senedir bu hani sonuna kadar gelip, son raddeye kadar gelip tamamını erdirememesini neye bağlıyorsunuz? Bilmiyorum. Bunu Abdullah Hoca da bildiğini zannetmiyorum ama bu seneyi yorumlayabilirim. Bu sene takımın yaşı ve sona doğru hem takımın yaşı hem de ikinci yarılardaki performansı. Çünkü Abdullah Hoca ile yıl içinde yaptığım söyleşilerde hep idmanlarda olsun, maçlarda olsun o yaşlı takımı süre olarak ekonomik oynatmak zorunluluğundan çok bahsediyor. Demek ki sonlara doğru artık bir de yapamıyorlar. Yani bu yapamamaların sebebi sanıyorum psikolojik. Ama olmuyor yani. Vuruyorsun olmuyor, atıyorsun olmuyor. Ayağındaki topu bir şekilde baskıyı kaldıramıyor galiba takım. Baskıyı kaldıramıyor da kendi yaptığı, Başakşehir'in ürettiği baskıyı rakipleri de çok güzel kaldırabiliyorlar. Bir de Başakşehir haftalar geçtikçe çok şifresi çözülebilen bir takım oldu. Ben bir Göztepe maçı seyrettim. Göztepe bir gol attı ve ondan sonra Başakşehir'e karşı ne yapılması gerekiyor onu yaptı. O yüzden Beşiktaş maçının 40 dakikasında Nirvana'yı, Zirva'yı bıraktılar. O gün bugün Başakşehir. O maçtan beri, ilk yarıdan beri bir düşüş halindeler. Şampiyonlukta kaçtı gibi. Bence şampiyonluk gitti. Ha şöyle bir şey olursa bilmem. Futbolda artık hele hele bu Ajax ve Tottenham maçlarını, Ajax, Tottenham ve Barcelona'da bu maçları gördükten sonra herhangi bir şekilde kesinlik kesvedemezsin ama her gün insan bir şey öğreniyor ama yani atıyorum Rize Galatasaray'ı yener de tekrar Başakşehir şampiyon olur bilmem. Ama Rize Galatasaray'ı cumartesi 16 yendi. Sen pazar günü Başakşehir Ankara Gücü'yü yeneceğine inanıyor musun? Yani Başakşehir'in Ankara Gücü'nü yenebileceğine inansak zaten. Ankara Gücü'nün de Beşiktaş karşısındaki performansı. Yani, ayrıca yani. İşte Başakşehir çok şifreleri çözülebilen bir takım haline geldi. Bence problemlerin en büyüğü. Abi şimdi sana özel bazı sorular hazırladık. Onları soracağım. Kendini 3 kelimeyle nasıl tanımlarsın? Abi, çok net açıklarım yani. Gazetecilik. Gazeteci. Radyo. Radyocu. Yani spor tabii ki. Spor. Yani, futbol dersinde kırılımlar dersinde ama yani gazetecilik, radyo ve spor benim için. Çünkü ben önce haberciyim, önce gazeteciyim. Yani bir gazetede çalışmadım ama benim lisansım gazeteci. Evet, Marmara Üniversitesi İletişim mezunusun. Lisansına gazeteciyiz yani. Abi bu işi yapanların, yani yapmak isteyenlerin de küçükkenki hayali futbolcu olmaktır. Benim en azından öyleydi. Sen eğer futbolcu olsaydın hangi mevkide oynamak isterdin? Ya ben bir Galatasaray taraftarı olmama rağmen bir Oğuz Çetin hayranıydım. Oğuz Çetin ne oynuyorsa onu oynamak isterdim. Oğuz Çetin neyse onu yapmak isterdim. Yani karakter olarak, kimlik olarak, Fenerbahçe lideri olarak, Sakaryaspor'da yani Oğuz Çetin futbolda ne yapıyorsa oyuncu Oğuz Çetin onu yapmak isterdim. Sen de aslında biraz böyle bir 6 numara havası sezdim ama hani sert. Savunmalı orta sahne. Aksine tam 8 ya da 10 numara. O yüzden Oğuz Çetin diyorum. Çünkü ben hayatım boyunca ben 43 yaşındayım. 21 senedir. Ama 3 kişi ama 5 kişi ama 40 kişi ekip yönetiyorum. Esasında benim merkez o. Hayatım benim orta sahada oyunu organize etmekten geçer. Biraz daha organizatörlük yönün öne çıkıyor tabii. Yani hep şey değil. Sürekli gol atan, sürekli ön planda olan bir adam. Arkadaşlarını oynatan. Hep öyle oldum. Yani o yüzden mesela hocaya ben ilk tanıştığımdan itibaren hep büyük hayranlık besledim. Çünkü ben Oğuz Çetin'i hep örnek aldım. Çünkü o merkezdeydim. Hep ben hayatımda Rıdvanlar, Aykutlar ürettim. Abi peki bu işi yapmasaydın hangi mesleği yapardın? Hiç düşündün mü? Yok düşünmedim. Biliyordum da kazanamadım. Ben siyasal bilgiler fakültesi okuyup Anadolu'nun bir ücra köşesinde kaymakam olmak isterdim. Sonrasında valilik bürokraside ilerlemek isterdim. Bunu çok istedim ama olmadı. Yani ben siyasal bilgiler fakültesine girmek isterdim. İstanbul siyasal, Ankara siyasal hayallerimdi. Olmadı. Allah beni buraya yöneltti ama bir günde yaptığım işten bir ne derler eskiler ona? Pişmanlık duymadın herhalde. Yani. Abi çok iyi bir radyocusun. Ben de özellikle lise dönemimde sabahları o Ayan Beyan programını her gün okula giderken dinliyordum. Sence bir radyocuda olması gereken en önemli özellik hangisi? Hemen söylüyorum. Mübarek Ramazan günündeyiz. Hira Dağı'na gelen Cebrail ne diyor? Oku. Bitti. Bak, okumazsan, okumaktan kastım internet üzerinde okumak değil. Kitap okumazsan, gazete okumazsan, yani basın yayın deyimiyle mevkute, eline kağıt alıp kağıtlı bir şey okumazsan, ben demiyorum ki iPad'den okuma, oradan oku da, eline kağıt alıp bir şey okumazsan, iyi radyocu olamazsın. İyi radyoculuk, iyi futbol bilmekle olmaz. İyi radyoculuk iyi Türkçe bilmek de olur. İyi radyoculuk kavramlara hakim olup doğru anlatmak da olur. Şimdi ben 24 yıldır radyoculuk yapıyorum. Yarın burası kapansa bana deseler ki botanik radyosu yapıyoruz. Ben orayı da yaparım. Niye biliyor musun? Biraz çalışıp. Çünkü orada oraya da yani
Sadece bir konu üzerine uzmanlık hayır, olmaz. Bildiğimden değil. Ben iyi futbol bildiğim için Lig Radyo'nun başında değilim. Ben iyi yönetici olduğum için ve doğru Türkçeyi konuşup programlarımı ve programcılarımı oluşturduğum için. Yani o yüzden tekrar şeye döneyim. Yani Cebrail Heradağ'ına gidip oku diyorsa, yani Allah sümme aşağı bilmiyor mu kardeşim namaz kılın, oruç tutun, onları bilmiyor mu Allah? Diyor oku diyor. Önce oku. Muhammed diyor ki oku. Çünkü diyor Yaradan'ın adıyla oku diyor. Önce bilim, ilim bende oradan geçiyor. Okursan olur. Okursan iyi radyocu olursun. Okursan iyi kameraman olursun. Okursan iyi televizyoncu olursun. Ama yeter ki okuyup kendini donatıp geliştirip bilgilerini insanlarla doğru yerde, doğru zamanlarda, doğru şekillerde yanlış yapabilirsin ama paylaş, hata yap, öğren, devam et yola. Abi peki kariyerinde en unutamadığın an hangisi? Çok var ya. Bir maç olur. Yani çok çok var ama yani aklıma ilk gelen 2009 Şampiyonlar şey UEFA Ligi yarı finalini anlattım. Şey UEFA Ligi finalini anlattım. İstanbul'daki Mesut'un oynadığı Schalke Shakhtar maçını anlattım. Yani o Allah'a şükür. Ama onun dışında çok şey gördük yani. Allah bana bu son 4 tane Final Four'u yerinde izlemeyi nasip etti. Buna da gideceksin galiba. Olabilir ama hala bir haber sitesi daha yok. Bundan sonra da gelmez herhalde. Çünkü takdir edersin çok büyük ekonomik sıkıntılar var. Davetli olduğumuz firmalar oluyor. Davet ederlerse gideriz, etmezlerse gitmez ama çok çok isterim gitmeyi gene de. Peki abi Hollywood hayatını film yapmaya karar verse seni kimin canlandırmasını istersin? Ya çok zor sorular bunlar. Ben, bir de ben öyle bir sinema gurusu falan değilim de. Ama yine... Tamam o zaman filmin adını sorsam veya türünü sorayım. Alain Delon diyebilirim yine. Keşke beni bir şarkı olarak Julio Iglesias, eski Real Madrid kalecisi beni okusa diyebilirim. O kadar. Benim öyle sinemayla film yapmıyorum. Mesela ama Türkiye'de hayran olduğum pek çok sinema sanatçısı var. Şener mesela. Şen aslında sizde. Ya Şener Şen'i hiç konuşmam bile. Yani o mesela Şener Şen hayranıyım lafı bana çok saçma geliyor yani. Senin ayağın var. Evet. Sol ayağın yani. Var. O kadar basit. Yani Şener Şen hayran olur. Bir insan Şener Şen hayran olabilir mi ya? Yani insansan zaten Şener Şen hayranısındır. Nefes alıyoruz sonuçta. Nefes alıyorsan Şener Şen hayranısındır. Ben mesela iflah olmaz bir Çetin Tekin Doğru hayranıyım yani o başka bir yerdedir baba. Tanıma fırsatı buldum Allah nasip etti Selçuk Yöntem abimizi çok severim. Selçuk abinin oynadığı neredeyse her şeye bakarım. Hatta ona zaman zaman haddim olmayarak tartışırım falan. Eğer Türkiye'de birisi olsa Selçuk Yöntem ya da Çetin Tekin Doğru derdim. Şener Şen diyemem abi ben Şener Şen'in yanından geçmeye ayağım titrer yani. Hayır hakeza Kemal Sunal. Abi peki 20 yaşındaki kendine ne tavsiyede bulunursun? Aa bu kadar çok konuşma. Bu kadar her şeyi her yerde söyleme. Türkiye'de dobralık ticareti vardır. Ben onu da yapmıyorum. Ben gerçekten çok bülbülü çektiği dili belası. Ben hiç stratejik bir adam olamadım. Tekrar söylüyorum. Bu dobralık ticareti Türkiye'de canına yandığım bir işidir. Dobralık ticareti var ya. Her yerde de her şeyi dobra dobra söyledim. Bedelini ödedim. Yo. Ben bedel falan ödemedim. Allah'a şükür hiçbir yerde bedel ödemedim. Çenemden dolayı. Ama daha mutedil bir adam olma şansım var mıydı bilmiyorum. 20 yaşıma dönsem kendimi daha mutedil bir adam yapabilirdim. Yani tekrar söylüyorum bedel ödemedim. Ama 46-45 yaşından sonra bedel öder miyim bilmiyorum. Daha mutedil bir adam olabilirdim. Ha, bunu da birazdan şey soruyorum. Biliyorsun biz bir üniversite radyosuyuz. Bizi daha çok genç kesim takip ediyor. Kendinden de yola çıkarak senin de bir oğlum var. Yani bizlere ne tavsiyede bulunursun? Ya çocuklar sadece okuyun gerçekten hiç bak hikaye. Yani İngilizce bildiğinizi varsayıyorum. Evet İngilizce yani biliyoruz. İngilizce biliyorsanız koyun onu cebinizde ne olur okuyun. Ve bırak yani ben dahil kendime de eleştiriyor bu. Şu interneti, bilgisayarı, telefonu hayatımızın bir yerinden çıkartıp ne olur kağıt aşkına okuyalım. Kağıtla okuyalım, gazete okuyalım. Tamam satılmıyor biliyorum ama yani iPad'den okuduğun gazete senin görsel hafızana bir bırakmıyor. Senin görsel hafızana bir şey bırakan elinde gazetedir. Kitap okuyalım, gazete okuyalım. Kitap okuyalım, gazete okuyalım. Dergi okuyalım. Yani basılı eser okuyalım. İnan daha lezzetli olduğunu farkına varacaksınız. Ben hala bugün ihtiyacım olsun olmasın gidip gazete alıyorum. Yoksa ben bilmiyorum. Fantik gazetesinde manşette yazan haberi ben dün akşam zaten dün Lig Radyo'da ben yapmışım haberi. Atıyorum, salladım. Veya Twitter'dan açıp bakıyorsunuz. Biliyorum zaten. Benim yaptığım haberi bazen manşete haklı olarak koyuyorlar ismimizi vererek sağ olsunlar. Ama o gazeteyi al, elinde bir dolaştır. Küçük haberlere bak, oralara bak ki orada küçük bir şey öğrenirsin belki. Ama problemimiz şu, öğrenmek istemiyoruz ki. Ülkemizin sorunu o. Ha, peki şimdi programımızın biraz daha temposunu artırıyoruz. Depar bölümünde sana o mu bu mu diyeceğim. Ama üçüncü bir seçenek kendin de söyleyebilirsin. Söyle. İlk maç sahanda mı, deplasmanda mı? İlk maç deplasmanda. Canım. Deplasmanda, şu anda deplasmandayız. Siz deplasmanda. Biz deplasmanda, doğru sen ev sahibisin. Arabesk mi pop mu? Kesin arabesk. Arabesk adamısın. Manchester City mi Liverpool mu? Kesin City. City mi tutuyorsunuz? Şampiyonlukta son hafta geldi herhalde. Duygun mantık mı?
Tamamen mantık. Gündelik hayatta mantığınızla mı hareket edersiniz? Tamamen mantık. Dediğim gibi yani çeneme tutabilsem, muhtedil olabilsem o mantıkla daha yürüyeceğim de. İşte millet benim duygusal bir adam zaten. Evet, duygusallığımız vardır ama iki sorunun karşısında kesin mantık. Instagram mı, Twitter mı? Tamamen Twitter. Radyo mu, televizyon mu? Konuşmam radyo. Radyo. Konuşmam radyo. Gazi koşusu mu, Şampiyonlar Ligi finali mi? Gazi koşusu. Dünkü Şampiyonlar Ligi'nden sonra dedim acaba fikriniz değişmiştir ama. Çok da iyi bir atçısınız abi. Bu at merakı nereden geliyor? Babadan Altılı Ganyan oynayan babam vardı. Sonra Allah beni hipodromla tanıştırdı. Yarış yazarı olduk. Orada pek çok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz oldu. Radyo televizyonda program yaptık. Dergi çıkarttık. İnternet sitesi yaptık falan. Ondan yani. Ama yani aynı anda Gazi koşusu mu var? Şampiyonlar Ligi finali mi? Gazi koşusu. Yani atla hiç alakam yok ama bu sene ilk defa benim de bir arkadaşımın atı oldu. Kim o? Bora Hadi oldu. Tanırsınız belki. Good Curry diye bir atı var şimdi. O at onun değil. Onun değil mi? Babasının atı. Babasının ama... İsmail abinin adıyla baba parası da zenginlik yapıyor. Yani Bora'ya da buradan selamlar. Bora Hadi onun atı varmış. Yok ya. Ya bu arkadaşım oldu. Sen şimdi Bora Hadi onun da Avangard da bakayım hatırlayacak. Avangard tamam diyeyim. Arayayım programdan sonra. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası kostümünü kazanmıştı Avangard. Ya 2004 ya 2003 falan bugünlerdi yani Nisan ayının başıydı falan. Nisan ayının ortasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'nı kazanmıştı. Süleyman Akbile kazanmıştı. Abi her haftada programımızda bir spor yapısı tanıtıyoruz. Genel olarak kitap ağırlıklıyız. Arada filmle tanıttığımız oluyor. Bu hafta ama yanımda bir şey yok. Bir tiyatro eseri tanıtacağız. Yine futbolla alakalı. Üçü bir arada. Eski adı Erkekler Futbol Vedası. Yunus Emre Gümüş yazmış. Yönetmen Engin Alkan. İşte Cem Davran, Celil Alçakan, Onur Özaydın oynuyor. Ben Mecidiyeköy Artı Sahnedeki oyunlarına gittim. Gerçekten çok komik. İşte erkek... Celil Alçakan şey değil mi? Beşiktaşlı. Bayağı Beşiktaşlı. Tanışmak nasip olmadı bu şey Candaş'ın Kafa grubundan. Evet, Kafa dergisine de yazıyor Celil abi. Cem Davran'ın harika bir performansı var. Gitmeyenleri tavsiye edelim. 22-23 Mayıs'ta Antalya'dalar. Bu sezon sonu ama gelecek sezonda devam edecek diye düşünüyorum. Yani çok eğlenceli bir komedi olmuş. Üç adamın yılbaşı gecesi. İşte Cem Davran intihar etmeye karar veriyor. İki komşusunu da yanına çekmeye çalışıyor. Gitmeyen varsa tavsiye edelim. 22-23 Mayıs'ta Antalya'dalar. Abi her haftada programımızı bir spor efsanesinin sözüyle noktalıyoruz. Ben bugün dünkü Mauricio Pochettino'nun açıklamasını aldım. Futbolun olmadığı bir hayatta bu duyguları yaşayabilmek mümkün değil. Her şey için teşekkürler futbol demiş. Tamam. Baba yaşamış ama onun canını yakıp bugünkü mutluluğu elde eden o futbolun içerisindeki bilim, organizasyon, kurulum. Yani o bir... Şans eseri değil yani. Olur mu? O bir dert çekmiş, o derdin ürettiği duyguyla beraber gelmiş, kazanmış, zaferi acıyla, emekle, terle elde etmiş değil mi? O zaman biz ne yapacağız? O zaman bizim yapacağımız bir tek şey var. Döneceğiz, Pochettino'nun organizasyonuna bakacağız. Yani Türkiye'nin problemi şu, Pochettino'nun sloganına bakıyorsun. Hayır, Pochettino'nun poşetine bakacaksın. Pochettino'nun poşetinin üzerinde ne yazıyor diye bakmayacaksın. Poşetinin içine bakacaksın. Yani Türkçemizdeki efsane laf. Derdimiz bizim zarf değil, mazruf olması lazım. İçinde ne var ona bakmamız lazım. Ha, bu sözle de o zaman programımızı noktalayalım. Çok teşekkürler. Davetimizi kabul ettiğin için. Ben gelemedim kusura bakmayın. Orada, abi hiç önemli değil. Benim gerçekten yani gidemem yani o kadar söyleyeyim. Orada ben gidemem. Abi bizim için de daha iyi oldu. Yani ben de unutamadığım bir gün hayatımda ilk defa bir medya kuruluşuna girmiş oldum. Senin sayende. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Deplasman'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya yine başka bir konukla tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.